6. bölüm. Zihinsel tedavide pratik teknikler. Hayatın yasası inanç yasasıdır. İnanç zihninizdeki düşüncedir. Size zarar verecek ya da sizi incitecek şeylere inanmayın. Bilinçaltınızın sizi iyileştirme, güçlendirme, zenginleştirme ve size ilham verme gücüne inanın. İnanmanız halinde bunlar gerçekleşir. Bir mühendis bina ya da köprü yaparken veya uzay gemisi tasarlarken soruna bilinen, tanıdık bir teknikle ya da denenmiş beceri ve yöntemlerle yaklaşır. Bu teknik, beceri ve yöntemlerin öğrenilmesi gerekir. Aynı şekilde hayatınızı yönetmeniz, kontrol etmeniz ve yönlendirmeniz için de bilinen teknik, beceri ve yöntemler vardır. Bu yöntem ve teknikler çok önemlidir. Mühendisler Golden Gate Köprüsü'nü yaparken önce matematiksel prensipleri ve özellikleri anlamak zorundaydılar. Sonra zihinlerinde körfezdeki ideal köprünün görüntüsünü canlandırdılar. Üçüncü adım prensiplere uygun, denenmiş ve kanıtlanmış yöntemler uygulamaktı. Bu üç adım tamamlandıktan sonra köprü şekillenip oluştu ve üzerinden nesiller boyu sürücüler geçmeye başladı. Dileğinizin gerçekleşmesini istiyorsanız işe uygun teknik ve yöntemlerle başlamalısınız. Bu da bilimsel yolla mümkündür. Hiçbir şey tesadüfen olmaz. Bu düzen yasaların dünyasıdır. Bu bölümde manevi yaşamınızı açıklamanıza ve beslemenize yardımcı olacak pratik teknikler bulacaksınız. Dilekleriniz havada balon gibi asılı kalmamalıdır. Bunlar bir yere gitmeli ve hayatınıza bir şeyler başarmanızı sağlamalıdır. Dilekler gerçekleştirmeyi istediğimiz bir şeyle ilgili fikrin kesin ve açık olarak belirtilmesidir. Ruhun içten arzusudur. Arzunuz duanızdır. En derin ihtiyaçlarınızdan doğar ve hayatta istediğiniz şeyleri ortaya koyar. Doğasında bireyin hayatının huzura, uyuma, sağlığa, keyfe ve hayatın diğer nimetlerine karşı açlık ve susuzluğun etkin ifadesi vardır. Bilinçaltını aşılamak için geçirme tekniği. Daha önce gördüğümüz gibi bilinçaltını arzulanan sonuçları aşılamak dileklerin gerçekleşmesi açısından önemlidir. Bunun en basit yollarından biri geçirme tekniğidir. Bu, bilinçaltını istediğinizi bilinç tarafından iletilmiş gibi üstlenmesi için ikna etmeyi içerir. Geçirme tekniği en iyi hayal aleminde uygulanır. Derin zihninizde sınırsız bir zeka ve sınırsız bir güç olduğunu bilin. Sakin bir şekilde ne istediğinizi düşünün. Bunun bu dakikadan itibaren gerçekleşmeye başladığını gözünüzün önünde canlandırın. Çok kötü öksüren ve boğazı ağrıyan küçük kız gibi davranın. Bu kız sürekli şunu tekrarlıyordu. Geçiyor, şimdi geçiyor. Gerçekten de öksürüğü bir saat içinde geçti. Bu tekniği tam bir sadelik ve saflıkla kullanın. Bilinçaltınız isteklerinizi biçimlendirir. Kendiniz ve aileniz için yeni bir ev yapıyor olsaydınız, bu evin projesiyle yoğun bir biçimde ilgilenirdiniz. İnşaatçıların bu projeye en ince ayrıntısına kadar sadık kaldığından emin olmak isterdiniz. Gözünüz kullandıkları malzemelerin üzerinde olurdu. Evinizin geleceğinin yapım sırasında kullanılan malzemelerin kalitesine bağlı olduğunu bildiğinizden sadece en iyi çimentoyu, yalıtımı, elektrik tesisatı, çatı malzemesini seçerdiniz. Aynı özeni zihinsel evinize ve mutluluk ve bereket için zihinsel projenize de göstermeniz mantıklı olmaz mı? Bütün deneyimleriniz ve hayatınıza giren her şey zihinsel evinizi inşa ederken kullandığınız zihinsel yapı taşlarının doğasına bağlıdır. Eğer projeniz korku, üzüntü, endişe ve yoksunluğa dair zihinsel kalıplarla doluysa ve eğer umutsuz, kuşkucu ve sinik iseniz, zihninizde kurduğunuz zihinsel malzemelerin niteliği daha fazla sıkıntı, dert, gerilim, endişe ve her türden kısıtlamaya yol açacaktır. Hayatın en önemli ve en çok kişiyi etkileyen faaliyetlerinden biri, uyanık geçirdiğiniz her saat zihninizde bir şeyler yapılandırmazdır. Bu sessiz ve görünmez olsa da gerçektir. Sürekli zihinsel evinizi inşa edersiniz. Düşünceleriniz ve zihinsel betimlemeniz projenizi temsil eder. Saat saat, dakika dakika geliştirdiğiniz düşünceleriniz, benimsediğiniz fikirleriniz, kabul ettiğiniz inançlarınız, zihninizin gizli stüdyosunda prova ettiğiniz sahneler ile pırıl pırıl bir sağlık, başarı ve mutluluk inşa edebilirsiniz. Yapımıyla sürekli ilgilendiğiniz bu görkemli köşk sizin kişiliğiniz, bu gezegendeki kimliğiniz ve dünyadaki yaşam öykünüzdür. Yeni bir proje oluşturun. Bu anın huzurunu, uyumunu, keyfini ve iyi niyetini fark ederek sükunetle inşaatınızı yapın. Bunların üzerinde durduğunuzda ve talepte bulunduğunuzda bilinçaltınız projenizi kabul edecek ve bunları sonuçlandıracaktır. Arzuların bilimi ve sanatı.
Bilim terimi koordine edilmiş, düzenlenmiş ve sistemli hale getirilmiş bilgi yapısı anlamına gelir. Gerçek doğanın bilimi ve sanatın üzerinde duralım. Bu bilgi yapısı hayatın temel prensipleriyle ilgilenir. Hayatınızda ve bunları inançla uygulayan herkesin hayatında görülebilecek teknik ve süreçleri tanımlar. Sanat tekniğiniz ya da sürecinizdir. Bunun arkasındaki bilim ise yaratıcı zihnin zihinsel resminize ya da düşüncenize verdiği kesin tepkidir. Çaldığınız kapı sizin için açılacak. Aradığınız şeyi bulacaksınız. Bu öğreti zihinsel ve manevi yasaların kesinliğini doğrulamaktadır. Her zaman bilinçaltınızın sınırsız zekasının bilinçli düşüncenize verdiği doğrudan bir tepki vardır. Ekmek isterseniz taş almazsınız. Elde etmek için inanarak istemeniz gerekir. Zihniniz düşünceden şeye kayar. Önce zihinde bir imge olmadığı sürece hareket edemez. Çünkü ona doğru ilerleyebileceği bir şey yoktur. Zihinsel eyleminiz olan duanız, bilinçaltınızın gücü üzerinde oynamadan ve bunu üretken hale getirmeden önce zihinde bir imge olarak kabul edilmelidir. Zihninizde bir kabul noktasına gelmeniz, mutlak ve tartışılmaz bir anlaşma durumuna varmanız şarttır. Bu tasarıya arzunuzu gerçekleştirdiğinizi öngörmenin keyfi ve huzuru eşlik etmelidir. Gerçek doğanın bilim ve sanatının temelinde bilincinizin sınırsız bir bilgelik ve güce sahip olan bilinçaltınızdan kesin bir karşılık alacağına dair bilgi ve güveniniz vardır. Bu prosedürü takip ederek dileklerinizin gerçekleştiğini görebilirsiniz. Hayal kırıklığı tatmin olmayan arzularınıza bağlıdır. Eğer engeller, ertelemeler ve zorluklar üzerinde durursanız, bilinçaltınızda buna bağlı olarak karşılık verecek ve kendi iyiliğinize engel olacaktır. Zihninizin gizli stüdyosunda geliştirdiğiniz düşüncelerle pırıl pırıl bir sağlık, başarı ve mutluluk inşa edebilirsiniz. Zihinsel bilimin yardımıyla kolay yoldan başarmayı arzulayın. Görselleştirme tekniği. Bir fikri formüle etmenin en kolay ve kesin yolu, bunu gözünüzde canlandırmak, zihin gözünüzde sanki gerçekten varmış gibi canlı görebilmektir. Çıplak gözle sadece dış dünyada zaten var olduğunu görebilirsiniz. Zihninizdeki herhangi bir resim ise umduklarınızın ve görmediklerinizin ifadesidir. Hayalinizde oluşturduğunuz şey vücudunuzun herhangi bir bölümü kadar gerçektir. Fikir ve düşünce gerçektir ve zihinsel imgenize sadık kaldığınız halinde bir gün nesnel dünyada da kendini gösterecektir. Düşünme süreci zihninizde etkiler oluşturur. Bu etkiler bir süre sonra hayatınızda gerçekler ve deneyimler olarak ortaya çıkar. Mimarlar istedikleri türde binayı gözlerinde canlandırırlar. Bu binayı tamamladığında olmasını istedikleri gibi görürler. Betimleme ve düşünce süreçleri binayı ortaya çıkaran plastik bir kalıba dönüşür. Bina ister güzel olsun, ister çirkin, ister gökdelen olsun, ister tek katlı bir baraka gözünde canlandırmayla başlar. Mimarın zihinsel betimlemesi kağıda çizim olarak yansır. Daha sonra müteahhit ve yapım işçileri gerekli malzemeleri toplarlar. Binanın yapımı son aşamaya kadar mimarın zihinsel kalıplarına tamamen sadık kalınarak sürer. Ben de dinleyiciler önünde konuşma yapmadan önce her zaman gözünde canlandırma tekniğini kullanıyorum. Zihnimizin tekerleklerini durduruyorum. Böylece bilinçaltıma düşünce imgelerimi sunabiliyorum. Sonra bütün auditoriumu gözümün önüne getiriyorum. Koltuklar içlerindeki sınırsız iyileştirici varlıkla aydınlanmış. Bundan ilham almış erkek ve kadınlar oturuyor. Onları neşeli, mutlu ve özgür görüyorum. Fikri önce hayalimde oluşturduğum için insanların iyileştim, kendimi harika hissediyorum, bambaşka biri oldum dediklerini hayal ederken bunu sessizce zihinsel bir resim olarak bunu koruyorum. 10 dakika süreyle buna devam ediyorum. Her kişinin zihin ve bedeninin sevgiye, iyiliğe, güzelliğe ve kusursuzluğa doyduğunu biliyor ve hissediyorum. Farkındalığım öyle bir noktaya geliyor ki dinleyicilerin sağlıklı ve mutlu olduklarını dile getirdiklerini duyabiliyorum. Sonra bütün resmi bir kenara bırakıp kürsüye çıkıyorum. Ne zaman bir konuşmada bu tekniği kullansam, sonrasında insanlar yanıma gelip dileklerinin gerçekleştiğini söylüyorlar. Zihinde sahneleme tekniği. Bir resim binlerce kelimeye bedeldir diye eski bir söz vardır. Bilinçaltının zihinde tutulan ve inançla desteklenen her resmi hayata geçireceği gerçeği vurgulanmalıdır. Öyleymişim gibi davranıyorum ve öyle oluyorum. Birkaç yıl önce çeşitli eyaletlere gittiğim bir tur sırasında konferans vermek üzere Midwest'te bulunuyordum. O bölgede sabit bir yere sahip olmak istedim. Böylece yardımıma ihtiyaç duyanlara hizmet edebilirdim. Seyahatlerim beni çok uzaklara götürdü ama bu fikri unutmadım.
Washington Spokane'de olduğum bir akşam oteldeki odamda kanepeye uzanmış dinleniyordum. Birden düşüncelerimi durdurdum. Sakin ve pasif bir ruh haline geçerek büyük bir dinleyici kitlesinin önünde konuşma yaptığımı hayal ettim. Dinleyicilere burada olduğum için çok mutluyum diyordum. Bu ideal fırsatı elde etmeyi diliyorum. Hayali dinleyiciyi zihin gözümle gördüm ve bunun gerçekliğini hissettim. Bir aktörün rolünü oynuyor ve bu zihinsel filmi canlandırıyordum. Bu resim onun bir biçimde hayata geçirecek olan bilinçaltıma iletilmesi beni memnun ediyordu. Ertesi sabah uyandığımda büyük bir huzur ve tatmin hissediyordum. Birkaç gün sonra Midwest'te bir organizasyondan aradılar ve benden oranın yöneticisi olmamı istediler. Bunu kabul ettim. Yıllarca orada görev yapmanın keyfini yaşadım. Bu yöntem daha çok zihinde sahneleme tekniği olarak adlandırılır. Kitaplarımı okuyan ve konuşmalarımı dinleyen pek çok kişiden bu tekniği kullanarak ne kadar muhteşem sonuçlar elde ettiklerini anlatan mektuplar aldım. Zihinde sahneleme tekniğinin çok işe yaradığı alanlardan biri satıştır. Eğer satacak bir eviniz ya da malınız varsa, önce zihninizde kendinizi fiyatın doğru ve her iki tarafı için de adil olduğunu inandırmanızı öneriyorum. Bunu yaptıktan sonra zihninizi sükunete kavuşturun, gevşeyin. Kendinizi serbest bırakın. Bütün zihinsel çabaları en aza indiren uyku haline geçin. Sonra çeki ellerinizde görün. Sevinin. Çek için teşekkür edin ve zihninizde yarattığınız zihinsel filmin doğallığını hissederek uykuya dalın. Bu nesnel bir gerçekleşmiş gibi davranmalısınız. Bunu yaptığınızda bilinçaltınız bunu etki olarak kabul edecektir. Sonra sınırsız zeka sizi mala gerçekten sahip olmak isteyen, onu sevecek ve geliştirecek müşteriye çeker. Zihnin derin akımları sayesinde alıcı ve satıcı bir araya gelir. Zihinde tutulan ve inançla desteklenen zihinsel bir resim hayata geçmiş olur. Baudouin Tekniği. Charles Baudouin, Fransa'da Rousseau Enstitüsü'nde profesördü. Çok iyi bir psikoterapistti. Nivnense Tedavi Okulu'nda yöneticiydi. Baudouin, bilinçaltını etkilemenin en iyi yolunun bütün çabanın en aza indiği uykulu ya da uykuya yakın bir hale geçmek olduğunu keşfetmişti. Bundan sonra fikir sakin, pasif ve açık bir biçimde yansıma yoluyla bilinçaltına iletilebilirdi. Baudouin'in açıkladığı gibi, bunu kesin olarak gerçekleştirmenin, yani bilinçaltına aşılamanın basit bir yolu terkinin hedefi olacak fikri yoğunlaştırmak, bunu hafızaya kolayca kazınacak biçimde kısaca özetleyip bir ifade dönüştürmek ve tekerleme gibi sürekli tekrarlamaktır. Birkaç yıl önce Los Angeles'ta genç bir dul kendini uzun süren tatsız bir aile çatışmasının içinde buldu. Merhum kocası bütün varlığını ona bırakmıştı. Ancak adamın daha önceki evliliğinden olan çocukları bu vasiyeti geçersiz kılmak için dava açmışlardı. Kadının uzlaşma tekliflerini de geri çevirmişlerdi. Kadın benden yardım istediğinde ona Baudouin tekniğini açıkladım. İhtiyacına dair fikrini hafızasında kolayca kazıyabileceği şekilde birkaç kelimeyle özetlemesini ve bir ifadeye dönüştürmesini söyledim. Bulduğu ifade şuydu: İlahi düzen de bitti. Ona göre bu sözler bilinçaltının yasaları aracılığıyla faaliyet gösteren sınırsız zekanın uyum prensibi aracılığıyla uyumlu bir sonuç ortaya çıkaracağı anlamına geliyordu. Kadın 10 gün süreyle her gece koltuğuna oturdu. Bedenini sistematik bir biçimde gevşetti ve uykulu hale geçti. Yavaşça, sessizce ve ifadeyi hissederek ilahi düzen de bitti diye tekrarlıyordu. Bir iç huzura ve bütün bedenini saran bir sükunete kavuştuğunu hissediyordu. Sonra da normal derin uykusuna dalıyordu. 11. günün sabahında kendini çok iyi hissederek ve bittiğine gerçekten inanarak uyandı. Aynı gün avukatı onu aradı. Karşı tarafın avukatı ve müvekkilleri uzlaşmaya razı olmuşlardı. Uyumlu bir anlaşmaya varıldı ve dava düştü. Uyku tekniği. Uyku haline geçtiğinizde çabalarınız en aza iner. Uyku halindeyken bilinç büyük ölçüde geri çekilir. Bunun nedeni, uyumadan hemen önce ve uyandıktan hemen sonra bilinçaltının kendini en üst derecede göstermesidir. Bu durumda arzunu etkisizleştiren ve böylece bilinçaltı tarafından kabul edilmesini engelleyen olumsuz düşünceler ortadan kalkar. Yıkıcı bir alışkanlıktan kurtulmak istediğinizi varsayalım. Rahat bir duruş belirleyin. Bedeninizi gevşetin ve hareketsiz kalın. Uyku haline geçin ve bu haldeyken sessizce tekerleme gibi şunu tekrarlayın: bu alışkanlıktan tamamen kurtuldum. Zihnimin uyum ve huzuru muhteşem durumda. Her sabah ve gece 5 ya da 10 dakika süreyle bu sözleri yavaş yavaş, sessizce ve sevgiyle tekrarlayın. Her tekrarlamanızda duygusal değer büyüyecektir.
Olumsuz alışkanlığı tekrarlama dürtüsü hissettiğinizde kendi kendinize aynı formülü yüksek sesle tekrarlayın. Böylece bilinçaltınıza fikri kabul etme komutu verirsiniz ve iyileşme gerçekleşir. Teşekkür ederim tekniği. Şükran duyan kalp her zaman evrenin yaratıcı güçlerine yakındır. Kozmik etki ve tepki yasasına bağlı olarak karşılıklı ilişki yasasıyla sayısız nimetin kendisine doğru akmasını sağlar. Geçenlerde genç bir anne bana bu tekniği kullanarak yaşadığı deneyimi anlattı. İşsiz ve beş parasızdım dedi. Doyurup giydirmem gereken üç küçük çocuğum vardı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Sonra sizin daha dileklerimiz gerçekleşmeden şükran duymamız gerektiğini söylediğinizi duydum. Birden beynimde bir şimşek çaktı sanki. Bunu denemem gerektiğini biliyordum. Bu kadın 3 hafta boyunca her gece ve sabah şu sözleri tekrarladı. Zenginliğim için teşekkür ederim. Bunu gevşemiş, huzurlu bir halde yapıyordu ve şükran duygusu ve ruh hali zihninde baskın hale gelene kadar devam ediyordu. Yaratıcı zeka ya da sınırsız zihni elbette gerçekten göremeyeceğini bilse de içindeki sınırsız güç ve zekaya hitap ettiğini hayal ediyordu. Tinsel algının iç gözüyle görüyor, ihtiyaç duyduğu para, konum ve yiyecekle ilişkili olarak zenginliğe dair düşünce imgesinin ilk neden olduğunu fark ediyordu. Düşünce duygusu zenginliğinin hiçbir öncel koşul tarafından engellenmeyen özüydü. Sürekli teşekkür ederim diye tekrarladığında kadının zihni ve yüreği kabul noktasına yükseliyordu. Aklına yoksunluk, fakirlik ve sıkıntı düşünceleri geldiğinde yine teşekkür ederim diyordu. Bunu gerekli oldukça yapıyordu. Şükran duyan tutumunu koruduğu sürece zihnini zenginlik fikrinde koşullandıracağını biliyordu. Öyle de oldu. Bu annenin dileği ilginç bir sonuç doğurdu. Buna başladıktan kısa bir süre sonra yolda 5 yıldır görüşmediği eski bir patronuyla karşılaştı. Patronu ona yüksek ücret alacağı iyi bir pozisyon teklif etti. Hatta avans bile verdi. Kadın bana teşekkür sözcüğünün şaşırtıcı gücünü hiç unutmayacağım dedi. Bu benim için mucizeler yarattı. Olumlama tekniği. Olumlama yetkinliğini büyük ölçüde dilekte bulunurken boş tekrarlar kullanmayın. Sözlerinin altına yatan gerçeği ve anlamı nasıl anladığınız belirler. Beyanın gücü kesin ve belirli olumluğu gerçeklerin zekice uygulanmasında yatar. Bir öğrencinin 3 ile 3'ü topladığını ve tahtaya 6 yazdığını düşünün. Öğretmen matematiksel bir kesinlikle 3 ile 3'ün toplamanın 6 ettiğini söyler. Çocuk da rakamları buna göre değiştirir. Öğretmenin ifadesi 3 ile 3'ün toplamının 6'yı eşit kılmamıştır. Bu çocuğun tahtadaki rakamları yeniden düzenlemesine neden olan matematiksel bir gerçekliktir zaten. Hasta olmak anormaldir. Sağlıklı olmak normaldir. Sağlık varlığınızın gerçeğidir. Kendinizi ve başkaları için olumlu bir biçimde sağlık, uyum ve huzur beyan ettiğinizde ve bunların kendi varlığınızın evrensel prensipleri olduğunuzu fark ettiğinizde, bu beyana dayalı inanç ve anlayışınıza bağlı olarak bilinçaltınızın olumsuz kalıplarını yeniden düzenlersiniz. Olumlu ifadeler kullanmanın sonucu, görüntüden bağımsız olarak hayatın prensiplerine riayet etmeye bağlıdır. Bir an için düşünün, matematiğin bir prensibi vardır ama hatanın yoktur. Doğruluğun bir prensibi vardır ama yalancılığın yoktur. Zekanın bir prensibi vardır ama cahilliğin yoktur. Uyumun bir prensibi vardır ama çatışmanın yoktur. Sağlığın bir prensibi vardır ama hastalığın yoktur. Bolluğun bir prensibi vardır ama yoksulluğun yoktur. Kız kardeşimin İngiltere'de bir hastanede safra kesesi ameliyatı geçireceği günlerde bu olumlu beyan yöntemini kullandım. Yapılan testler ve çekilen röntgenler sonucunda hastalığının teşhisi konmuştu. Kardeşim benden iyileşmesi için dua etmemi istemişti. Ondan kilometrelerce uzaktaydım ama bu beni rahatsız etmedi. Zihin prensibinde zaman ve mekan yoktur. Sınırsız zihin ve zeka her an, her yerde tam olarak mevcuttur. Günde birkaç kez sakin, kendimden emin bir tavırla şunları söylüyordum. Bu dileğim kardeşim Catherine için. O şu anda rahat, huzurlu, dengeli ve sakin. Bilinçaltının onun bedenini yaratan iyileştirici zekası şimdi her hücreyi, siniri, dokuyu, kası ve kemiği bilinçaltındaki bütün organların mükemmel uyumuna bağlı olarak dönüştürüyor. Bilinçaltındaki bütün bozulmuş düşünce kalıpları sessizce ve sükunetle ortadan kaldırılıyor. Hayat prensibinin canlılığı, iyiliği ve güzelliği varlığının her atomunda kendini gösteriyor. Kardeşim artık içinde bir nehir gibi akan, ona mükemmel sağlık, uyum ve huzur veren
iyileştirici akımlara açık. Bütün bozukluklar ve çirkin imgeler şimdi onun içinde akan sonsuz sevgi ve huzur deniziyle yıkanıyor. 2 haftanın sonunda kardeşim yeniden muayeneden geçti. Röntgen sonuçları negatif çıktı. Doktoru onun önemli bir iyileşme kaydettiğini ve ameliyatın ertelendiğini söyledi. Olumlamak öyle olduğunu söylemektir. Zihnin bu tutumunu doğru kabul ettiğiniz sürece bunun aksi yönündeki bütün etkenlerden bağımsız olarak dileklerinizin gerçekleştiğini görürsünüz. Düşünceniz ancak beyan edebilir. Çünkü bir şeyi reddetseniz bile aslında reddettiğiniz şeyin varlığını beyan etmiş olursunuz. Bir olumlu ifadeyi tekrarlamak, ne söylediğinizi ve neden söylediğinizi bilmek, zihni ifade ettiğiniz şeyin doğru olduğunu kabul edildiği bilinç durumuna götürür. Tatmin edici bilinçaltı tepkisini alana dek hayatın gerçeklerini olumlamaya devam edin. Tartışma tekniği. Bu yöntemin anlamı adında saklıdır. Yöntem, zihinsel ve tinsel iyileşme konusunda çok önemli bir isim olan ve bir asır önce Maine, Belfast'ta yaşayan Dr. Finneas Parkus Quimby'nin şaşırtıcı çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Quimby, psikosomatik tıbbın gerçek babasıydı ve ilk psikanalistti. Hastanın sorunlarının, sancılarının ve ağrılarının nedenini gözle görülemeyen şeyleri görerek teşhis etme konusunda da çok yetenekliydi. Kısaca Quimby tarafından uygulanan tartışma yöntemi tinsel akıl yürütmeye dayanmaktadır. Hastayı ve kendinizi hastalığın bilinçaltında bulunan yanlış inançlara, temelsiz korkulara ve olumsuz kalıplara bağlı olduğuna ikna edersiniz. Bunu zihninizde mantıksallaştırırsınız ve hastayı hastalığın ya da rahatsızlığın vücutta şekil bulmuş bozuk, çarpık bir düşünce kalıbından kaynaklandığına inandırırsınız. Bir dış güce ya da dış etkenlere yönelik bu yanlış inanç, şimdi kendini hastalık olarak dışarı vurmuştur ve düşünce kalıplarını değiştirmek suretiyle değiştirilebilir. Hastaya iyileşmenin temelinde inançta değişikliğin bulunduğunu açıklarsınız. Aynı zamanda bedeni ve bütün organları bilinçaltının yarattığını, bu nedenle onları nasıl iyileştireceğini bildiğini, iyileştirebileceğini ve şu anda da bunu yaptığını söylersiniz. Zihninizin mahkemesinde hastalığın hastalıklı bir düşünce betimlemeye dayalı zihnin yansıması olduğunu tartışabilirsiniz. Bütün organları yaratan ve içindeki her hücreyi, siniri ve dokuyu mükemmel biçimde kollayan içteki iyileştirici gücün lehine bütün kanıtları da toplamaya devam edersiniz. Sonra zihninizin mahkemesinde kendi lehinize ve hastanın lehine bir karara varırsınız. İnançla ve tinsel anlayışla hastayı kurtarırsınız. Zihinsel ve manevi kanıtlarınız üstün gelmiştir. Tek bir zihin olduğu için doğru olduğunu hissettiğiniz şey hastanın deneyiminde kendini göstermiş ve ardında iyileşmeye gerçekleştirmiştir. Mutlak teknik modern ultrason terapiye benzer. Dünyada pek çok kişi bu tedavi şeklini uygulamakta ve harika sonuçlar almaktadır. Mutlak yöntemi uygulayan kişi hastanın adını belirtir. Sonra sessizce Tanrı'yı, onun niteliklerini, sıfatlarını düşünür. Örneğin yaratan kusursuzdur, sınırsız sevgidir, sınırsız zekadır, çok güçlüdür, sınırsız bilgeliktir, mutlak uyumdur, tarifsiz güzelliktir. Bunları sessizce düşünürken bilinci yeni bir spiritüel boyuta yükselir. Kişinin zihninde ve bedeninde kendisinin aksi olan her şeyi yok eden Tanrı'nın sınırsız sevgi okyanusunu hisseder. Onun bütün gücünün ve sevgisinin şimdi hastanın üzerinde yoğunlaştığını hisseder. Sınırsız hayat ve sevgi okyanusunun varlığında rahatsız edici ve kötü her şeyi etkisiz hale getirilmektedir. Duanın mutlak yöntemi ultrason terapideki son gelişmelerle karşılaştırılabilir. Geçenlerde bunları bana Los Angeles'ta tanınmış bir doktor açıkladı. Bu doktorun çalışırken kullandığı aletler son derece yüksek frekanslarda güçlü ses dalgaları yaratıyormuş. Bunlar bedenin anormal dokuların bulunduğu bölümleri üzerinde yoğunlaştırıldığında etkilenen hücreler ultrasona tepki veriyormuş. Biz de Tanrı'nın niteliklerini ve sıfatlarını düşünerek bilincimizde yükseldiğimiz noktada uyum, sağlık ve huzurla ilişkili spiritüel dalgalar ortaya çıkarırız. Bu dalgaların üzerinde yoğunlaştığı kişiler bunlara tepki verirler. Bu teknik sayesinde pek çok iyileşme kaydedilmiştir. Komut tekniği. Güç arkasındaki inanca ya da duyguya bağlıdır. Dünyayı döndüren gücün bizim lehimize hareket ettiğini ve bizi desteklediğini fark edersek güvenimiz ve inancımız artar. Güce güç katmaya çalışmazsınız. Hiçbir zihinsel zorlama, baskı, mücadele olmamalıdır.
Genç bir kadın kendisini sürekli arayan ve randevu konusunda baskı yapan bir adam üzerinde komut yöntemini uygulamıştı. Adamdan bir türlü kurtulamıyordu. Sonunda onun iş yerine de gelmeye başladığını görünce bir an önce kesin bir şey yapması gerektiğini anlamıştı. Günde birkaç kez sükunete bürünüyor ve şunları tekrarlıyordu. X kişiyi Tanrı'ya havale ettim. O hep olması gereken yerde. Ben özgürüm. O da özgür. Şimdi sözlerimin sınırsız zihne ulaşmasını ve hayatına geçmesini istiyorum. Kadın adımın hayatından çıktığını söylüyor. O zamandan beri kendisini görmemiş. Sanki yer yarıldı, içine girdi diyor. Hatırlanmaya değer fikirler. Zihinsel mühendis olun ve daha iyi ve güzel bir hayat inşa etmek için denenip kanıtlanmış teknikleri kullanın. Arzunuz duanızdır. Gözünüzde arzunuzun gerçekleştiğini canlandırın ve gerçekliğini hissedin. Böylece duanızın karşılığını almanın keyfini yaşarsınız. Zihinsel bilimin yardımıyla kolay yoldan başarmayı arzulayın. Zihninizin gizli stüdyosunda geliştirdiğiniz düşüncelerle pırıl pırıl bir sağlık ve başarı inşa edebilirsiniz. Bilinçaltınızın sınırsız zekasının bilincinize her zaman doğrudan bir tepki verdiğinden şahsen emin olana kadar bilimsel olarak deney yapın. Arzunuzun gerçekleştiğini öngörmenin keyif ve huzurunu yaşayın. Zihninizdeki herhangi bir zihinsel resim, umduklarınızın özü, göremediklerinizin kanıtıdır. Bir zihinsel resim 1000 sözcüğe bedeldir. Bilinçaltınız zihninizde tuttuğunuz ve inançla desteklediğiniz her resmi hayata geçirecektir. Dilekte bulunurken çabalardan ve zihinsel zorlamadan kaçının. Uyku haline geçin ve duanızın karşılığını alacağınızı bilin. Unutmayın, şükran dolu bir kalp her zaman evrenin zenginliklerine yakındır. Beyan öyle olduğunu söylemektir. Zihnin bu tutumunu doğru kabul ettiğiniz sürece bunun aksi yönündeki bütün etkenlerden bağımsız olarak dileklerinizin gerçekleştiğini görürsünüz. Yüce varlığın sevgisini ve ihtişamını düşünerek uyum, sağlık ve huzur dalgalarını ortaya çıkarın. İstediğiniz ve doğru olduğunu hissettiğiniz her şey hayata geçecektir. Uyum, sağlık, huzur ve bolluk isteyin. Bilinçli olarak beyan ettiğiniz şeyi birkaç dakika sonra zihinsel olarak reddetmemelisiniz. Bu beyan ettiğiniz olumlu ifadeyi etkisiz hale getirecektir.